Kahramanmaraş merkezli depremin bu acılı günlerin üstünden tam bir sene geçti. Bu süreç ile ilgili detaylı açıklamaları paylaşmak için Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Şahin, Akademik TV mikrofonlarına konuştu. Maraş merkezi depremin üstünden tam bir sene geçti ve acılarımızı sarmaya hala devam ediyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Şahin ise depremin birinci yılını böyle özetledi. Tabii öncelikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bölgede bu coğrafyada 6 Şubat 2023 tarihli deprem bu coğrafyada 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük deprem. 7.7 ve bu büyüklükte bir depremin hemen arkasından yine 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem aynı gün içerisinde olmuş olması hasarın derecesini çok büyüttü. Tabii bu bölgede neden bu büyüklükte bir deprem meydana geldi? Bu bekleniyor muydu? Elbette bekleniyordu. Çünkü pazarcık segmenti üzerinde 513 yıldır deprem olmuyordu. Bu depremin Biraz önce söylediğim gibi bu kadar büyük olmasının nedeni Doğu Anadolu fayının tekrarlama periyodu 400 yıl iken, yaklaşık 4 ortalama değer 400 yıl iken, buradaki en son olan depremin üzerinden 513 yıl geçti. Tabi bu aşağı yukarı bir yüzyıllık bir zaman aşımı anlamına geliyor. Dolayısıyla enerji birikti ve bundan dolayı da büyük bir deprem meydana geldi. İkinci yine... Afşin'de meydana gelen deprem aslında burada Adana Bloğu diye tanımladığımız buradaki e, küçük levhacı harekete geçirdi ve bu küçük levhacın harekete geçmesiyle birlikte bakın sınırları. Doğadolu Fazonu e, ve ikincisi de Afşin'e doğru devam eden sürgü fayını sınırlayan bu blok, Adana bloğu diye tanımladığımız blok e, batı güneybatıya doğru hareket etti ve bu hareket etmeyle birlikte bir Kıbrıs tarafına doğru sıkışmaya. İkincisi de Malatya ve Adıyaman tarafında da e, o bloğun önünün açılması anlamına geldi. Ve bu depremde bu büyüklükte bir depremde bundan sonra deprem sisleme berabere getirme durumu söz konusu. Dolayısıyla biz bunu nerelerde yaşayacağız? Acaba yine Hatay tarafında mı, Adana tarafında mı, yine Yedi Fayı üzerinde mi, Bingöl tarafında mı, Adıyaman tarafında mı, Malatya tarafında mı? Bunları mutlaka takip etmemiz gerekiyor. aslında bu büyüklükte bir depremin işte bugün de aslında etkilerini hala yaşıyoruz. Yani üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen hala yaşıyoruz. Bunun tabii etkilen ortam kaldırabilmek öyle kolay bir olay değil. Şimdi ekonomik boyutuyla bugün yaşadığımız birçok hani Kalem kalem tabii ki topluma bunlar yansımaz. Ama bu depremin ekonomik yükü bize devletimizin vermiş olduğu resmi rakamlara göre 104 milyar dolar. Biz hala bakın hala enkaz kaldırma çalışmalar devam ediyoruz. Peki bu enkaz kaldırma çalışmaları ne kadar? En az iki yıl sürer. Yani bir yıl daha biz bu enkaz kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. Tabii bu arada devletimiz özellikle depremden mağdur olan özellikle kalıcı konutlar noktasında ciddi çalışmalar yaptı ve TOKİ aracı da bunlar sürdürülüyor. Ve tabii ki en kısa zamanda bunlar da teslim edecek. Normal şartlara dönebilmesi için bu büyüklükte bir depremin 5 yıl geçmesi gerekir. Hatay, Kıbrıs Rey üzerinden ve Ölü Deniz Fayı üzerinden iki kere daha deprem yaşayacak. Adana, Sürgü Fayı'nın devamında yine deprem yaşayacak. Malatya deprem yaşayacak. Adıyaman deprem yaşayacak. Bingöl deprem yaşayacak. şimdi sadece bu ya yani Maraş depreminin üzerindeki Maraş depreminin ortaya çıkarttığı etkilerden bahsederek bunları söylüyorum. Türkiye bir deprem ülkesi ve bir stratejik eylem planlarımızı bunun üzerine kuracağız. Aynı zamanda Profesör Doktor Şakir Şahin beklenen Marmara depremi için fay ne durumda, neler yapılması gerektiği ile ilgili konularda da bilgi verdi. Ee, 1766 depreminden sonra sözün ettiğimiz İstanbul'u etkileyecek fay üzerinde büyük bir depremin olmadığını ancak 1894 depreminde Çınarcık açıklarında yine 1963'te 6.3 büyüklüğünde Marmara'nın ortasında deprem meydana geldiğini e, görüyoruz. Ama burada oluşan sismik boşluk Kuzey Kolda oluşmaya başladı. Üç tane segment. Adalar, avcılar ve kumburgaz segmentlerinin bütünün kırılmasına bağlı olarak gerçekleşebilecek e, depremden söz ediyoruz. 258 yıla baktığımız zaman özellikle fay zonunun tekrarlama periyodu e, yaklaşık 250. Demek ki bu zamanı doldurmuş. Şimdi tektonik olarak baktığımız zaman Avrasya bloğu yani sabit. Hareketli blok neresi? E, İstanbul'un güneyi. Şimdi e, burada bu deprem esasında Marmara'da hemen hemen bütün illerde özellikle gevşek zemin ve depreme dayanıksız binalar üzerine etki yapacak. Şimdi İstanbul'da İstanbul'un genel anlamda baktığımız zaman Trakya yakasında sahiden 15 kilometre bant aralığında depremin hasar hasarının yüksek olacağını bu manada Anadolu yakasının daha depreme dayanıklı. Yani zemin açısından baktığımız zaman. Çünkü bina binayı bilmiyoruz. Bina stavumuzun tabii biraz önce söylediğim gibi bunların hepsinin tek tek çıkartılması ve kimliklendirilmesi gerekiyor. Deprem olacak. Zaten deprem olmazsa dünyada hayat olmaz. Yaşantı olmaz. Deprem olacak. Biz depremle nasıl yaşayabileceğimizi öğrenmek durumundayız. Buna alışmak durumundayız. Bunu kabullenmek durumundayız. Deprem olacak. Depremin olacağını bilerek ama önlemimizi alarak hayatımızı sürdürmeyi alışacağız vatandaşlarımızın bunu bilmesinde fayda var. Gelişmeleri detaylı bir şekilde aktaran röportaj deprem sonrası bölgedeki önlemleri ve geleceğe dair planları ele alarak topluma ışık tuttu. Bizler de Academic TV ekibi olarak 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.